Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Hadi dahil olanlar var. Kayıt şey yap. He, onlar hallediyor. Hadi dahil ama ben dikkatim çek. Hadi yap. Bekleyin. Şimdi öyle bir kararsız dünyadayız ki, dünyada iki şey var temel. Bir, bize rağmen olan olaylar var. Yani mesela güneş doğuyor. Biz olsak da olmasak da böyle. Dünyanın dönüşü, yani bizim dışımızdaki dünya. Kararlı mı? Kararsız. Beraber gidelim, tamam mı böyle? Müzakere gibi. Bizim dışımızdaki dünya değişken mi? Değişken. İçinde oturanlar, insanlar değişken mi? Değişken. Gelen gidiyor, her an değişiyor. Bunu monta edelim kendimize. Ezber ders olmasın. Kendimizi monta edelim. Bizim dünyamızda beden var, ruh var. Yani bir dış dünya, bir iç dünya. Beden değişiyor mu abiler? Dış dünyada güneş değiştiği gibi, bulutlar, kış ya. Öyle otura otura gitti mi, oturur kafamıza. Bedenimiz her an değişiyor. Dünyadaki güneşin, dünya olaylar değişti. Peki, dünyanın içinde yaşayan insanları, Mehmet'im, hepsini Fransa'da, Paris'te, bir işte falan sokaktaki falan adam şu anda yürüyor. O senin donmuş bir hissiyatın kabul et. Bunu körü körüne değil, ay böyledir. Kainatın etza ve kainatın etzaları insanın efradı gibidir. Kainat ise nevi gibidir. 328 lemalar. Yani herkes kendini kainatın merkezine koyarsa, bütün insanlar benim donmuş hissimdir veya fikrimdir. Müthiş bir şey abi. Evet. Hepsi ama. Bu hayal değil, bu böyledir. Bak, hayat bahsini getiriyor. Kainatın etzası efradım gibidir, benim fertlerimdir. Kainat ise benim nevim gibidir. Mahiyet insanı birdir. Dolayısıyla bakın, bir daha gidelim bunu. Bizim dışımızda güneş, hava, toprak, dünya var. Biz varsak da, vardı yoksak da vardır. Bizden önce sonra da bu devam edecek. İki, burada bu değişkendir. Bir de insanlar içinde yaşıyor. Onlar da değişkendir. İnsanlar da değişken. İletişimleri de değişken. Bak ne kadar içeriye giriyorum. Dünya değişken. İnsanlar değişken. Gelen gidiyor, giden gelmiyor. O onu yapıyor, bu bunu yapıyor. Gir bir insana. Bir insanın da hisleri, fikirleri, duyguları, latifeleri ezberden söylemiyorum. Soğan kabuğu gibi düşünün. Fikirleri dışarıdadır. Gir içeriye. Vicdanda hisleri var. Fikirleri dimağdadır. Hisleri vicdandadır. Duyguları kalptedir. Latifeleri ruhtadır. Bir insanın da bunlar hep değişiyor mu? Bak, dünya değişiyor. İnsanlar değişiyor. Giriş insana fikriyatı değişiyor. Hisleri değişiyor. Duyguları değişiyor. Latifeleri değişiyor. Bu insan bu kadar değişiklikler içinde kararlı ve istikametli olması çok zor değil mi? Benim mesleğim ya biraz. Derdi ki hoca bize, uçağı kaldırmak bir marifet. O kadar önemli değil derdi. Uçurtmada kalkıyor. İndirmek o çok zor. Kaldırmaktan zormuş. Çünkü kalkarken harcadığın güç, harici gelen, kalkarken uçağa korkmayın. Çünkü çok güçlüdür.
gelen rüzgarları, türbülansları halt eder ya. İnerken tehlikeli çünkü motor gücü 1/3'e düşüyor. Motor çok zayıf çalıştığı için harici etkenler, rüzgarlar bunu 1/2 alabora yapabiliyor. Onun için çok tehlikeli olduğu zaman motoru yarım en az çalıştırıyorlar ama freni de açıyorlar. Kanattaki o klipeler frendir. Bizim biraz mesleğim. Ve sebebi motoru çalıştırması lazım ki rüzgarlara karşı koyabilsin. Ama motoru çalıştırın hızlı gidiyor, piste iniyorsun, freni açıyor, görüyor musun? Hem gaz veriyor hem frene çalıştırıyor. Mesleğimizle alakalı. En zoru da uçak kalktıktan sonra ihdine sıratel müstakim. 5 vakit namazda okumanın sebebi bu irtifayı korumak çok zordur. Ama böyle ama öyle kalkmayı inmeyi olur. Ama 5 saat, 15 saat, 17 saat Amerika'da giderken bu irtifayı korumak, bulut var, rüzgar var, yoğunluk farkı var. Dağdan, ovaya ovadan dağa, karadan denize, denizden karaya geçerken hadiseler olur. O ayrı bir şey. Bu irtifayı korumak zordur. Şimdi bu kadar kararsız sebepler içerisinde kararlı olmak, istikametli olmak, ehas havasa mahsus. Ancak peygamberlere, asıl imamlarına ve takipçilerinde. Peki ne okuyacağız? İşte kararlı olabilmek için nurları tanımak yetmiyor arkadaşlar. Nurları mesela keşke tanımasaydım diyorsun. Yani nurları tanımak değil, tanıdık, o irtifayı korumak. İşte bu kararsız dünyada kararlı yaşayabilmek için zarar etmemek, hizmete zarar vermemek en büyük hizmet nedir? Hizmete zarar vermemektir. İlk önce. Hizmete zarar vermemek. Bu kararlı dünyada bu irtifayı korumak için laikalar kesinlikle esastır. Peki herkesin elinde laika var. Çünkü tevil ediliyor. Sarih ifadeler yapmayını kale almıyoruz. Yapma kale almıyoruz. Yap kale almıyoruz. Evirip devirip çeviriyor. Bu kitaba bir şey olmuyor ki. Bana sana olur. Onun için istikamet istiyorsan sarih ifadeler asla tevil edilemez. Unutmayın bu cümleyi. Sari ifadeler tevil edilemez. Yazacağım şu. Sari ifadeler tevil edilirse tevil edilmeyecek hiçbir şey kalmaz. Bir daha. Sari ifadeler ne demek? Yap, yapmalar. Helal haramlar gibi. İkisinin ortası mubahtır. Allah Resulü diyor ki helal belli, haram belli. Ortası muba, şüpheden de kaçının diyor. Ha, Risale'de yapma, yap. Tamam. Bu sari ifadedir. Tevil edilemez. Cümlemiz şu, tevil ediliyorsa sari ifade, artık seni durduracak, tevil edilmeyecek hiçbir şey kalmadığı için, artık seni kontrol edecek hiçbir şey yoktur. Sari ifadeler tevil edilemez. Tevil edilirse artık seni durduracak hiçbir şey olmaz. Bu sefer uçak bir böyle yaparsın, bir turbulans böyle yaparsın bir rüzgara, bir böyle yatarsın, bir aşağı irtifa verirsin, bir yukarı çıkarsın. Ne yaptığını bilmiyorsun. İşte ona ait yer okuyacağım, mukaddeme. Şey dedin, Asamabey'e geçmeden ya, dedin ya, hizmete zarar vermemek. Evet, en büyük hizmet, hizmete zarar vermemektir. Ne yapsak hizmete? İşte o. İrtifayı korumak. Kardeşim, mütekelim vakti olsa, bak şimdi mektubatta geçiyor. Yani ders yapan, konuşan, önde giden, gözüken, ki her bir nur talebesi toplumda böyledir. Saygındır nur talebesi. Öndedir nur talebesi. Konuşması, kalkması, tenkiti, muhabbeti.
sevmesi, nefret etmesi, istikamet vermesi nüminedir. Nümine olmalı. Bu insan bir nur talebesi toplumda mütekellim vahde değildir. Tek kendi başına değildir. Şahsı Mehmet, şahsı hadiselerde sana hücum ettiler, hakaret ettiler. Mütekellim vahde olsa, kişinin kendi şahsı hukuk olsa onu affetmen musamahası amali salihtir. Ama mütekellim yani ben yapan, konuşan mal gayr olursa yani tek gibi gözükürken bir şey temsil ediyorsam yanlışları affediyorsam umumi hukuk musamahası amali talihtir, cinayettir. O zaman her bir nur talebesi toplumda saygındır, öndedir, bilinen, gözüktüğü için onun konuştuğu, yaptığı cemaate mal olduğundan zararı da faydası da cemaat kadardır. İşte hizmet öyle bir zarar verir ki Mehmet yemin ederim 60 sene devamlı nafile namaz kılsan o zararını önleyemez. Telafi edemez. Yani korkunç bir şey. Hele basın yoluyla yaparsan onun zararı tüyler ürperir. Yani onu ne denilir? Ona şöyle derdi. Adam bu Rüşler derdi ki, adam bu tenkidi diyor, olur ortam yapıyor ve medya yoluyla yapıyorsa adam ahiretinden vazgeçmiş. Demek olmalı ki bunu yapıyor diyor. Ahiretinden vazgeçmiş olmalı ki bunu yapıyor. Şimdi uçağı kaldırmak bir yetmiyor, irtifa yetmiyor, indirmek. Fena filla, yükselmek, meziyet değil o kadar. Ya beka billah, yükseldin, irtifayı kazandın, inebiliyor musun yere? Allah Resulü miraca aleyhissalatü vesselam, miraca gitti, cenneti gördü, cennete girdi, cehennemi gördü, miraca gitti, orada bulundu, irtifa kazandı, geldi, zırh giydi. Aç oldu, uyumadı. Şimdi o dengeyi korumak için laikalar kesin ama tevil edilmeyecek. Kur'an'dan bir örnek vereyim ondan sonra başlıyor. وَاَقِمُ السَّلَا وَاَتُ زَكَى Namaz kılın, zekat verin. Şimdi biz desek ki, evet Allah zekat verin, namaz kılın diyor da, bir de biz bakalım yani. Bir meşveret yapalım biz. Ne olur o zaman? Allah'ın hükümlerini nerede denilince arkaya koymuş oluyorsun. Öyle diyor hadiste. Arkalarını atarlar diyor. O aynı bunun la teşbih ve la temsil ve akimus sela ve atu zeka namaz kılın zekat verin salih ifade gibi Risale-i Nur'un değişmez kurallarından yap ve yapmaları. Yapmasan bile tevil etmeyeceksin. Mektubatta şöyle geçer. Yapamasa demiyor. Yapmasa da ahkamı ne yapacak? Ahkamı hak bilecek. Yapmasa da. Peki bu dersi bir defa okudum ben bunu biliyorum. Hayır. Devamlı değişken olduğumuz için Resul devamlı bu derse ihtiyacımız var. Ama desen ki ben değişmiyorum bu kitap gibi, şey masa gibi. Tamam dinleme. Devamlı değişen fikir, vicdandaki değişen devamlı his, kalpte değişen devamlı duygu, ruhta değişen devamlı latifeler bu derse devamlı okumaya ihtiyaç yapıyor. Cemaatte hakiki ve makbul ittihat. Cemaatte hakiki ve makbul ittihat. Bütünlük, hizmet beraberliğinin sağlanması ancak dusturlar ve esasat dairesinde olabileceğinden bu dustur ve esas devamlı nazara verilmesi lazım. Daikalar. Ben 400 küsür tane yayınlanmış. 500'ü aşkın psikoloji ders yapmışız. Bazı özel psikolojiler var. Anlatmam, şey yapmadım. Hep buralarda. Diş dünyayı. Mesela sonra işte bunlar ya bu emirda ne anlatıyor? Bu barla ne anlatıyor? Bu Kastamonu ne anlatıyor?
Bu şualar 13-14 şua. Bak ne anlatıyor. Şimdi ben size ondan sonra şey yapacağım, buna gireceğim. Bu barlar layıkası özetleyersem bunu. Ne? Ben bundan neyi takip edeyim abi? Bir de tarihçeyi verir misiniz? He? Bir de onu diyordun değil mi? Evet. Tamam, aynı anda mı söyledin? Bir de tarihçi. Barla iddialist dava adamının ruhunu inşa ve ihya etme adına ruhsal malzeme deposudur. Bir daha. Barla iddialist dava adamının ruhunu inşaat, bina yapmak, inşa, ihya, binanın içini şenlendirmek, canlandırmak. Tamam. İnşa, inşaattan, ihya, içine aile oturması. İdealist dava adamın ruhunu inşa ve ihya etme adına malzeme deposudur. Bundan bunu elde ederse, benim anladığım. Emir da vicdandaki duygular, tamam? Vicdandaki duygular, hisler oynuyor. Lıpır 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 lıpır, bir öyle bir böyle, bir onu sebebi bir böyle. İçsel alemimizde birbirleriyle çelişen ve çatışan hisleri istikametine, kıblesine koyar. İçsel. Kastamonu, şu Emirdağ'ın tersi. Bize rağmen değişen dünyanın, bize rağmen yaşanan şu insan, farklı insanların farklı davranışlarına karşı yap, yapma, de, deme, git, gitme, ver, vermeyleri anlatan bir eser. Seni tereddütlerden kurtarıyor. Bunu mu? Bu hak mı? Şu. Kim? Kim? Nerede? Kimlerle? Neyi ne kadar zamanda yapacak? Ezberden söylemedim. Kim? Kimlerle? Nerede, ne kadar zaman kadar yapacak? Tamam. Bunu dış dünyamızı tanzim ediyor. Yap, yapma, de, deme, git, gitme, ver, verme. 12. ve 13. şua. Burada, yani acaba ikide bir değişen bir fikriyat var, fikir. Yani Risale böyle mi ya? Şöyle mi düşünsem? Bu vehim, vesvese, can sıkıntısı. Mesela sıkıntı nedir diyor 13. şu anda. Sıkıntı kah merdivendir, kah gözlüktür, kah dürbündür, kah bir basamaktır, iptir. İkide bir değişen fikirlerimizi istikametine koyar. Doğru düşünme melekemizi verir. 12-13. Şua. Tarihçeye hayat. Kur'an'dan söylüyorum. Kale Musa, kale Firavun, kale Musa, kale Firavun, kale Musa, kale. Firavun dedi, Musa dedi. Musa dedi, Firavun dedi. Yani iman küfür mücadelesini karşı hak batılın, iman küfür mücadelesini hak batıl şeylerinin ne diyorlar, saflarının ayrışmasında, aleminde ayrıştırma dava adamının kitabıdır. Yani dava adamı bala ruhtu. Bu dava adamı bir insan, dava adamı olabilmesi için doğruyu yanlıştan, yanlışı doğrudan, hak batılı, kale Firavun, kale Musa. Musa ve Firavun'u tanıma kitabıdır. Mücadele yöntemidir. Kim, yani dostumuz, düşmanımız kim ve ne, hangi safta niçin olmamız gerekiyor? Bu. Bunu okumayan zamanı tanımaz. Zamanı tanımayanın da dostu, düşmanı iki de bir değişir. Bak, tarihçi okumayan zamanı tanıyamaz. Bediüzzaman, zamanın sahibi. Zamanı, bak, bunu okumayan zamanı tanıyamaz. Zamanı tanımayanın
hala 500 sene sonra Deccal gelecek diyor. Zamanı tanımayanın zamandaki Deccalları, Firavunları, Nemrutları tanıyamaz. Dostu düşmanı birbirine girer. Alemlerinde aldanır ve aldatır. Tamam. İşte bu kitaplardan toplanan şu el kitabı. Ha? Şu esas atın öyle diye. Böyle bir şey yok. Toplama. Yani topladık diyor buradan. Şimdi cemaatta hakiki makbul ittihat ancak bu eserlerdeki hakikatleri tevilsiz yapmasa da, yapamasa demiyor. Yapmasa da tevil etmeyecek, hak bilecek. Ne diyor? Nerede diyor? Mektubatta. Telviyat-ı Tissa'da. Yapmasa da ahkamı hak bilecek. Keza kainatın güzellik ve manidarlığı sanin, yani şu takip ediyorum. İnsanın psikolojisini bozan bu mu doğru, bu mu doğru? Bu doğru ama ne zaman, kimlerle, ne kadar doğru? Bir daha. Bu doğru. Doğru. Ama kimlerle, nerede, ne kadar zaman, miktar doğru? Dört tane saydım. Bu doğru. Nerede, ne kadar zaman doğru? Mesela sabah namazını kılmak doğrudur. Şimdi yoktur. Zaman. Bu dersler camide olmaz. Nerede? Bu dersleri düğün salonunda da konuşuyoruz. Cenaze evinde de konuşuyoruz. Kimlerle? Ha. Ne doğru ama doğru. Nerede? Kimlerle? Ne vakit kadar? Ne vakit kadar? Ne miktar doğru? Sabah namazı şimdi kılınmaz. Abi sabah namazını açsan karşı mısın? Kılınmaz dedin. Lan şimdi sabah namazı olmaz. Kazası olur. Sabah namazı vakti değil. Tarikat vakti değil diyor ustad. O abi düşman mı ya ustad? Lan sabah namazı vakti değil. Ya şimdi ikindi okunacak ya. Şey öğlen de okunacak. Ya bitti yani. Saat kaç? 12.30 mu? 12.30. Sabah namazı vakti değil. Şimdi sabah namazına düşman mıyız? Tövbe estağfurullah. Peki, kezali kainatın güzellik ve manidarlığı saniin ondaki takip ettiği gaye ve hikmetlerin bilinmesi derecesiyle göründüğü gibi. Mesela incir veya armut ne bileyim meyve. Nedir onun güzelliği? Yedim bitti. Esas onun devamlılığı, güzelliğinin devamı sanatkarın ondan takip etmiş olduğu gayelerinin bir tanesi senin yemendir. Oysa onun yaratılması Allah kendisi seyrediyor. 2. Esma ve sıfat hükmünü icra ediyor. 3. Ahirette serbedi manzaralar oluyor. 4. Meleği âlâ sakinleri seyrediyor. 5. Ehli tefekkür insanlara kalbi ve ruhu inkişaf malzemesidir. 6. Bedensel hayatın devamıdır. Kaç saydık? 6. Biz bedensel hayatımıza bakıyoruz. Görüyor musun? O zaman bir şeyin güzelliği saniin, yani onun sahibinin, patronunun onda verdiği hüküm önemli. Bu niye doğrudur? Bak ona geleceğim. Çünkü Allah buna doğru dedi. Bu niye yanlış? Allah buna yanlış dedi. Aklımız doğruyu ve yanlışın kaynağı değildir. Buna illet denilir. Akıl ise illetin yanlıştır, doğrudur hükmünün hikmetini araştırır. İlletin de kaynak veremez. Akıl bu doğrudur, yanlıştır demez. Doğru ve yanlışların hikmetini araştırır. Mesela bugün derse gitmeyi niyet ettim. Akıl der ki, tabii canım, gitmen lazım çünkü ya çok uzak oldun koronadan dolayı. Tersini söyleyeyim. Bugün dedim ki ya gitmeyeyim bugün derse. Tabii ya yoruldun ya. Evde de ders var ya. Yani ya, küçük medreseyi nuru yapın eviniz. Bir sürü şeyler söyleyeyim. Kardeşim Allah'ın aklı yoktur. Allah'ın ilmi vardır.
akıl cihazdır. Termometre, barometre gibi alettir. 27. sayfada söylüyor sözlerde. Akıl bir cihazdır. Akıl yazılımdır. Türkiye'nin insansız hava aracı gibidir. Alet yapmış, yazılım yapmış. Allah ilmiyle yazılımını, hayatla malzemesini, kudretle vücudunu, irade ile tercihini, basar ve semi sıfatları ile içsel yapısını donattı aklın. Alettir. Allah'ın alet olmaz. Akıl tekamül eder. Allah tekamül etmez. Allah her şeyin sonsuzun sahibidir. Tamam mı? O zaman akıl madem alettir, illet nedir? Allah'ın hükmüdür. O Allah'ın hükmünü ne yapacak? Mesela biraz önce dedim ya, derse gideceğim. Tabii canım, 10 tane sebep çıkarıyor hemen akıla. Derse gitmemem gerekiyor. Tabii canım, gitmezsen de olur. Onun sebebini de o çıkartıyor. İki zıt şey. Akıl böyledir. İnandığınıza araştırır. İnandığınıza hikmetler sunar size. Onun için akıl doğru ve yanlışın kaynağı değildir. Eğer doğru ve yanlışın kaynağı olsaydı, filozoflar istikameti bulurdu, peygamberler ve kitaplar gelmezdi. Akıl kendi başına hakikati bulsaydı. Kur'an'dan alınan ve Risale-i Nur'da nazara verilen hüküm ve dusturların ehemmiyetinin bilinmesi de, onlardaki derin ve külli ilahi hikmetlerin bilinmesi, hissedilmesi derecesiyledir. Yani mesela namaz kılmak çok inandık, Müslümandır. Ama niye adam hafız olduğu halde, namaz kılmayı bildiği halde kılmıyor? Cemaatsiz namaz kılmak bu zamanda zordur. Kılamazsın. Çünkü niye? Namaz ne de biliyor musunuz? Namaz bu manada ruhu inkişaf eden bir ruhun bedeni mescit yapmasından, ruhu bedeni mescit yapınca beden arzda namaz kılar. Onun için kamil bu ruhun mükemmel bir sıfatıdır namaz. O da dış etkenlerin seni telkin etmesiyle, yapılandırmasıyla mümkün. Cemiyet hep aleyhinde namazın. Televizyon, internet, cep telefonu arasaydı. Nasıl kılacaksın? İnsanın kendisi namaza hazır olmayınca abi, kılamaz yani. Kılamaz. Cemaat mesela, biz niye cemaat oluyoruz? Niye Risale-i Nur'u okuyoruz? Tahir abiye sormuşlar. Abi oku diyor. Ya oku ya, bitmiyor kardeşim. Devamlı oku diyorsun. Keşke okusan. Niye okuyoruz demiş Tahir abiye. Ne demiş biliyor musun? Güzel namaz kılmak için. Ben okuduktan sonra namaza duruyorum, kitabı ara veriyorum. Oh. Bir vesileyle, beşeriyetimizin iktizasıyla o gün veya öğlene kadar, ikindiye kadar hiç alamadık. Tamam? Alamadık. Namaz kılıyoruz. Allahu Ekber, Elhamdülillah, Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki, Yevmiddin. Böyle okuyorum ha, üslup bu. O kadar ne irab var, ne talim var. Elhamdülillah Rabbil Alemine Rahman Rahim Maliki Yevmiddin Yâken Abudu ve Yâken Estaîn. Ama kitaptan sonra Allahu Ekber Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Basure diyor. Alemin. Errahman. Çek. Medyap. Errahmanirrahim. Kalın re'yi çıkar. Errahmanirrahim. Yani biz kitap okuyoruz. Niye cemaatiz? Nur talebesiyiz. Niye cemaatimiz var? Niye cemaati olmak istiyoruz? Niye Risale-i Nur okuyoruz? Niye Kur'an okuyoruz? Namazı güzel kılmak için. Namazın içini doldurmak için. O için. Başka bir şeyimiz yok. Niçin? Bak bir de okuyorum. Niçin söyledim bunu? Kur'an'dan alınan ve Risale-i Nur'da nazara verilen hüküm ve dusturların ehemmiyetini bilinmesi de, onlardaki derin ve külli ilahi hikmetlerin bilinmesi ve hissedilmesi derecesiyledir. Yani Allah'ın hükümlerine itaat etme nispeti, ona verilen değer ve kıymet hikmetleri bilinmesiyle olur. Risale-i Nur onların hikmetini anlatıyor. Mesela İmam-ı Şafii demiş ki, Kur'an gelmemiş olsa haşa,
Hangi süre için dedi ki spor gelse aklın ve insanın istikameti bulması için şu süre yeterdi. Asli. Şimdi fakire göre, bana göre bu külliyat 14 cilttir. Ya Rab öyle inanıyor. 14 cilttir. 14 tane cilt. Bu kaç tane? 2, 4, 5. 5. Ne yapar? 9 tane. Değil mi? 14 tane olacak. Hiçbirisi gelmemiş olsa, yazılmamış olsa. Sırf 13. lema yazılsa bir Müslümanın istikameti için yeterdi. 13. şua kemalat insaniyeye ve makasid-i külliyeyi hayriye vesile ve zemini olan bir sistemden bahsediyor. İnsanın kemalatına, makasid-i hayri külliyesine zemin oluyor. Bu 13. lema hepinizde değişir. Abi olur mu şu risale olsa tamam. O herkesin aldığı kemalata göre değişir. Bu sözüm. Herkese göre değil bu. Ben kazandığım şimdiye kadar ki haleti ruhemi söylüyorum. Çektiğim azaplar, çektiğim içsel yapı ve dış ve iç dünya. Dış bir şey değil o zulüm şeyler. İçsel alemimdeki o ölüm anları, o sekerat gibi yaşadım, o zehir vesaire, o şeytanın vehim ve vesvesesi, hak ve batılın, doğru ve yanlışın ne kadar ne olduğunu, onları içeride yakalamak, istikametini koymak, bu budur, onunla savaşmak değil, ha bu budur, bu da budur, bu da budur. İçsel alemimde istikamet bulmak için, ha, bu budur, bu da bu, hayır, olmaz, bu kadardır, geçme oraya deyip istikamet bulmak için 13. şu lemada gördüm. Acayip. Ama bir de söylüyorum. Ama herkese göre hangi risale olsa değişir. İmam Şafii vel as demiş. As suresi. Kur'an gelmeseydi de bir insan istikamet için bu sure yeterdi. Demesine sebep olan kemalat-ı ruhiyesinin ifadesidir. Ama İmam Azam belki başka sure demiştir. Bilmiyorum. Ha, ben 13. lema bana göredir. Bakın. Ben içsel alemimdeki birbirine çelişen ve çatışan sistemi istikamete koyamamıştım. Koyamazdım. Vehim, hani serbest bölge var ya. Vehim, besbese, erva, habise, mevadi şerire, nefsi emmare, Allah! Hepsini acayip. Ulan bu benden mi, benim sözüm mü, ben istiyorum. Bir tane söyledi ya, benden başka kim var burada ya? Üç tane şahsiyet varız burada. Üç kişiyiz. Rüşt abi derdi ki, yemeğe çağıracak değil mi seni? Gel yemek ye demezdi. Gel kendini yedir. Mesela derse gittik. Gelirken biraz takıldık işte herhalde. Gençiz ya, dersten yürüyoruz. Şuraya buraya takıldık biraz. Ondan sonra beklerdi. Palosin'in telefonu vardı seyahat böyle. Dolaşıyor. Gece geldik. Tabii yokuz, geç geldik. Şöyle derdi. Kendini gezdirdin değil mi beyefendi? Hani dersen geliyoruz ha. Biraz geç kal. Kendini gezdirdin. Gezdin demezdi. Gezdir kendini. Yedir kendini. Ondan sonra bir gün üzüm verecek. Üzüm verdi. O baktım epey sararmış. Ondan sonra al çocuğa yedir de. Yedir derdi. Al bunu çocuğa yedir. Ben de böyle ilk önce şöyle demiş. Abi hangi çocuğa burada derse. Küçük Hasan var ya senin içinde. Ona yedir derdi. Küçük Hasan. Küçük sana derdi Yusuf İlhan. Küçük Yusuf'a yedir. Küçük Yusuf. Niye küçük derdi? Nefis büyük değil mi? Eğer namaz kılmıyorsan o küçük büyüktür. Sen buradaysan namaz kılıyorsan o küçüktür. Küçük çocuğa yedir. Hasan abi üstad da konuşuyor. Nefis perest nefsim. Evet. Yani farklı bir birim olarak konuşuyor. Tabii sistem ya. Duydum diyor. Karşımda kendisini görmedim diyor. İşittim diyor. Ya acayip ya işte bu 13. lema böyle o kadar keyif veriyor ki vay be adamı şeyini kirli çamaşırdan dışarıya döküyor sistemin. Ondan sonra o arada ben sıyrılıyorum. Bu budur, bu da budur, bu da budur. Vay böyle. Bu böyle kesin konuşma sen. Söyle bu. Ancak 13. lema. Hiç doymamışım onu okumaktan. Vallahi hiç doyamamışım.
Keşke zamanım olsa bir daha okusam. Kitapta bildirilen bu hikmetleri anlayabilmek için dahi ciddi bir cehd ile okumak birinci şarttır. Bu sahada zahiri hükümlerden hakikate geçmemiş olan avamın bu hükümlerde beşeri anlayış ve meyilleriyle tasarruf etmeden teslim olmaları şarttır. Yani hükümler var ya, ya mesela şimdi sıkıntılı. Kim sıkıntı? Aile. Cep telefonuyla veya bilgisayarla Ermeni Azerbaycan'ı takip ediyordu ondan. Siyasi, Tayyip şöyle dedi böyle. Ya usta dedi mi ki siyasi geniş buluşmaları takip etmiyor. Ben niye diye şey yaptım. İnsanda merak haberi yok mu? Tamam. Merakını neyle gideriyor ustad? Ustad Sike-i Tasdik-i Gaybiye kitabı mesela verir misin varsa? Ver. Ver abi. Şu kadar kalın. İnsanın gelecek hakkında merakı vardır. Bunu yapma, düşünme, merak etme denilemez. Gelecek zamanın şifre ile, ima ile, remzi ile, telmi ile insanın gelecek hakkındaki yani hani Peygamberimiz Aleyhisselam kimse elbette ki Allah'tan başka geleceği bilemez de ama Allah'ın bildirdiği kişiler de bildirildiği kadar bilir. Mesela İstanbul fethedileceğini Resulullah söylemiş. Ali Beyti'nin başına geçeceğini şöyle olmuş. Hani peygamber bildi denmez. Allah bildirdiği kadar bildi. Ustada da Resulullah'ın ve Aleyhisselatü Vesselam verdiği kadar gelecek hakkındaki haber bültenidir bu. Peki buradan ne çıkarttım Yusuf biliyor musun? Ben. Gelecek hakkında. Bu sonuç abim. Bu neticeyi söylüyorum. O kadar mühim ki. Sonuç bu. Bu sonuca giden süreç. İnsan sonucu görmüyor. Sonucu şu. En son ne olacak dünyada? Bu anlatacak şimdi bak. En son ne olacak dünyada? İttihad İslam olacak. İslam Birliği olacak. İslam Birliği NATO gibi. Cemail-i Muttefika İslamiye denilen bir sistem kurulacak. İslami Cumhuriyetler Birliği. Netice bu. Netice bu mu olacak? Neticeyi bana söyledi. Ha, Azerbaycan, Fransa, Yunanistan, Ermenistan, şudur, İran falan ne olacak? Bu süreçtir. Eğer sen bu sonucu bilmeden bu süreci takip edersen ikide bir değişkendir, seni boğar. Kâ sevinirsin, kâ üzülürsün. Oysa sevilmen gereken yerde üzülüyorsun, üzülmen gereken yerde de seviniyorsun. Öyle sana haber bülteni takdim ediliyor ki bu süreçte sevinmemen gerekiyor. Ama öyle bir haber veriliyor ki seviniyorsun. Öyle bir sevinmen gerekiyor ki ama sana öyle bir haber takdim ediyorlar ki üzülüyorsun. Bu adamlara dua etmemen gerekirken dua ediyorsun. Dua etmen gerekiyorsa etmiyorsun. Bu süreç eğer Sikke-i Tasdik Gaybi okumasan sürece takılırsın. İkide bir değişen de his ve fikirlere kapılıp kâ seviniyorsun, kâ üzülüyorsun. Atmosfer asan oluyorsun. Atmosferin devamına ihtimal verebilir misin? İkide bir değişmiyor mu? Bu süreç değişiyor. Bu değişmiyor. O zaman ben burada patanaş çekeceğime sonuca odaklanırım. Sonuca göre sürece bakarım. Nedir o? Ala vera, dala vera, ne olursa olsun sonuç bu olacak. Çatlasalar da patlasalar da Allah'ın unutamayacak. Sonuç İttihad-ı İslam olacak. Bu sürece öyle baktığın zaman değişiyor. Aileye uygulayayım aynı kanunu. Bu benim eşim, ahirette de ebedi eşimdir. Ne olursa olsun çocuğumun anasıdır, çocuğumun babasıdır. Tamam, ne kadar beşeri kusur da yoksa sonuç bu. Süreç ise böyle yaptı, şöyle yaptı, sonuca göre değerlendir. Bak, işte sonuca göre süreci değerlendirme kitabıdır. Bu bir daha söylüyorum. Sonuca göre süreçlere bakmak. Eğer sonuç yok, süreçte ikide bir değişen olaylar var, kişiler var, hadiseler var. Hangisinin için ne kadar doğru? Haber dedi diye Kur'an mı dedi ya? İkide bir üzülüyorsun, seviniyorsun. Niye? Adamın ağzına kalmış senin sevilmen. Öyle bir haber takdim ediyor ki yalan, üzülüyorsun. Öyle bir haber takdim ediyor ki seviniyorsun. Öyle bir haber takdim ediyor ki küfara
dost oluyorsun, dua okuyorsun. Çarşaflı kadınlar gitmiş CHP'ye oy vermiş ya. Yani. Bak süreçten dolayı. Çarşaflı kadınlar ezanı kaldıran, Türkçe okutan ki öyledir. Bu benim söylediğimden değil. Camiler satılmış, ahıra çevirmiş ve çarşaflı yani. Dinin, İslam'ın hakim olmasını isteyen insan bu sonuca göre değil, süreçten dolayı ona oy vermiş, alkışlamış. Ha şimdi en son seçim. İşte Venezuela'sa diyor, dua ettirdi diyor. Anladım. Sebebi bu bilinmediği için. Veya biliniyor ama ihanet ediyor kendisine. Bununla amel etmiyor. Bakın, iki türlü bakış var. Sonuca göre sürece bakmak, yok sonuç yok, sürece göre takip etmek. İkide bir değişiyor. Hem bana rağmen sistem değişiyor hem insanlar değişiyor. Hadi bakalım istikametli bul bakalım. Üzülmeden yaşa bakalım. İkide bir fikriyatın değişecek. Ama sonuç ne? Cemail-i Mutefika İslamiye, İslam Birliği. Ailede uygulayayım, bu benim eşimdir. Ne olursa olsun, ama bir sürü kusuru var. İyiler iyilere, kötüler kötülere. Sen neysen eşinde o kadar, ortalama odur. Sen A tarafından 90 gramsan o da C'de 120 gramdır. Ortalama aynısınız. Sen iyi bir insan olsaydın çok iyi bir insana denk gelirdin. Sen nasılsan o da o cinstendir. Ya eşim çok kötü, sen kötü olduğun içindir. İdare edilmeyecek eş yoktur, edemeyen kişi var. İyiler iyilere, kötüler kötülere. Zina eden zina edenle, etmeyen etmeyenlerle. Öyle yok. Aynı mealen söyledi. Eşini bahsediyor. Kendini seyrettiriyorsun bana. Sensin o. İşte bu kitap da beni o süreçteki hadiseleri, olaylara bak. Tamam. Bizde de merak var. Merakım var. Buradan gidiyoruz. Ne olacak? Şu olacak kardeş. Cemail-i Mutefika İslam olacak. Hatırlamaz mısın Ayasofya hakkında neler diyor? Şunlar olacak. Buradan söylüyor. Açılacaktı demiş. Ya bu hayal görüyor. Ya. Peki şu paragrafı bitireyim. Perşembe günleri devam ederiz. Şu paragrafı bitireyim de tamam. Cumartesi var abi. Cumartesi öğlen var mıydı? Var abi. Cumartesi de var değil mi? 12'de miydi? Aynen. Ha o ben onu unuttum. Bu sahada zahiri hükümlerden hakikata geçmemiş olan avamın bu hükümlerde beşeri anlayış ve meyillerinde tasarruf etmeden teslim olmaları şarttır. Havas dahi aynı hükümlere tasarrufsuz teslim olup onlardaki hikmeti anlamaya çalışır. Bu tarz hareket sadakat ve teslimiyettir. İyi dinleyin ve son cümle. Akıl ahkamın menşei değil ancak onlardaki hikmetleri anlamada muhataptır. Bir daha. Ne acayip değil mi Resul? Bak. Akıl ahkamın menşei. Helal haramın kaynağı değil. Haramdır diyecek yapısı yok. Akıl ahkamın helal ve haramın zemini değil. Kaynağı değil. Ancak haram ve helaldeki hikmetlerin anlamada bir anahtar ve alet. O zaman akıl bana yeter deme. O 25. sözde ne diyordu? Hatırladın mı? Akıl bana yeter. Emle. 33 tane mi em var? Kaç? 19 tane. Bir em ben var ya. Akıl bana yeter. Ben peygamberi tecrübe yok. Mesela oradan çıkarttım. Gayril mevlubi aleyhim vel dalin. Dalin kim? Ben kendim zaten giderim. Peygamberi ihtiyaç duymayan tayfenin adı dalin. Dalalette olan o değil. Peygambersizlik iddia edenlerin dalili. Deistler yani. Hatta İbn Sina şimdi hikmetin dahisi olmasına rağmen diyor, adi mümin seviyesinde olduğunu. Ya İbn Sina bile çıkamamış. Ya evet. Demek ki son cümlenin akıl ahkamın menşei değil, helal ve haramın zemini kaynağı değil. Ancak helal ve haramın hikmetlerini anlamada, çözümlemede anahtardır ve muhataptır. Hikmetlerini araştırır. Çünkü çoğu zaman akıl bizi aldatıyor.
aklım aklımı aldatıyor. Tamam. Peki bir şey niye iyidir ne kötüdür? 23. sözde Allah emreder hasen olur, nehyeder kabih olur. 21. söz. Vesvese Risalesi. Allah emreder hasen olur, nehyeder çirkin kabih olur. Ama akıl ne der? Ha. Mesela şeyde de öyle der. Barla'nın en son mektubunda der ki, ya diyor, seyahatta diyor, meşakkat olduğundan dolayı namaz kastedilir. Uçakla gidiyoruz diyor. Niye namaz kastedilir? Bu ne yaptı? İlleti diyor ustad. Evet, emirdir. He, illeti emirdir. Ama hikmeti ne yaptı? İllete, illetini yok ettirdi. İlletini yedirdi. Yani hikmet, akıl. Uçakla gidiyoruz, bu hikmet. İlletini bil. Mesela başka bir tane de örnek vereyim. Akılla ahkam farkı 29. mektupta. Allahu ekber, Allahu ekber. Ezanda maksat namaz vaktini ilan etmek değildir. Eğer namaz vaktini ilan etmek olsaydı bir tane tavaya şey vurmak, bir gürültü yapmak, ilan etmek kafiydi. Oysa ezanda en büyük gaye Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine karşı kişinin ubudiyetinin o belde adına tevhiden ilanla mukabelesidir der. Kişinin ubudiyetini tevhid-i alem, Allah'ın memleketinde Allah'ın halifesi Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine karşı ilan-ı ubudiyettir. İlan-ı ubudiyettir. O belde adına. Tavaya vurmak değil, bildirmek değil, vakit değil, kurulmuş saat de yapar onu. Bak, akıl der ki ezanda maksat, namaz vaktidir. Hayır, değildir. O sebeplerinden bir tanesidir. İşte külliyata bu şekilde bakacağız. İnşallah perşembe günü saat gene 12'de devam edeceğiz. Ondan sonra şeyi okuyacağız. Ahkam niye değişmez? Gideceğiz böyle, sırayla gideceğiz. Mesela ilk şeyine çok garibime gitti. Esaslarda ittifak edersek bütün oluruz. Esaslarda ittifak. Abi ittifak edelim. Hani Laz camide vaaz ederken demiş ya hocam. Cemaat öşür verin, öşür. Tamam. Yani ittifak edelim. İhlassız adamlar. Uhuvvet yok. Nerede ittifak edelim? İttifak edelim. Burada. Değil ya, burada. Böyle. En ihtilaflı ders Uhuvvet Risalesi'nde yapılır. En ihlassızlık İhlas Risalesi'nde yapılır. İttifak edelim, ittifak. Bu nedir Müslümanlar ittifak? Nerede edeceğiz kardeşim? Burada. Değil. Burada. Ben yokum diyor. Said'in de ehliyeti yoktur. 48. sayfa. 125. sayfa. Emirdağ'ında. Baki hakikatler, fani şahıslar üzerine bina edilmez. Edilirse ne olur? Adam binayı alıp götürüyor işte. Sistemi bozuyor. Buraya ittifak edeceğiz. Buraya değil. Şuraya. İttifak edelim. Buraya. Buradaki. Peki ne, nasıl ne? Değişmez kaidelerine. Yap. Yapmasan da yapamıyorum. Allah beni affetsin ama doğrusu budur. Tevil etme. Tenkit edeceksin. Buranın sana verdiği miktar kadar, yöntemi kadar. O bir şey yapıyor. Bak bakalım. Kardeşini kötü gördüğün zaman ne yapman lazım? Daha çok onun itmen, tekme vurman, hiç senin Allah bilmem neyini versin değil. Kötü gördüğün zaman, kusurlu gördüğün zaman daha çok onu kurtarmaya çalış. Kastamonu'da geçiyor değil mi? Şey, şu anda. Onu daha şey, kardeşini kötü gördüğün zaman 13'ün şu an mıydı? Yok. Sadakanın şey ne olur ki diyor, kardeşini fena gördüğün zaman ıslahına çalışmış. O değil. Benim dediğim daha çok Kastamonu'da, mesela gördüğü zaman daha çok onu tutmalı, yani itmemeli. Bu Risale-i Nur'da mutadid daireler vardır. Orada, Kastamonu'da. Daha çok, bakın, itmenin de ölçüsünü veriyor. Kötülük yaptı, yanlışlık yaptı. Onu bir tekme de sen vur demiyor ki. Onu daha çok istihana çalış. Daha çok onu tut. Düşüyor ya, tut işte.
Bir tekme de vurma zaten düşüyor. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.